Zaman zaman doğrusal olmayan fonksiyonlarla, örneğin fx eşittir 1 bölü x eksi 1 gibi fonksiyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz bu fonksiyonun grafiğinin bir kısmı. Şimdi de bunun doğrusal bir fonksiyonla özellikle de belirli bir değer etrafında yaklaşımını almak istediğinizi düşünelim. Evet, diyelim ki bu fonksiyonun yaklaşımını hatta daha da net olması için fx'in yaklaşımını nerede bulmak istediğimizde önemli bir konu mesela fx'in x eşittir eksi 1 etrafındaki doğrusal yaklaşımını bulmak istiyoruz diyelim. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Hemen grafiğe bir göz atalım. Buradaki eğri üzerinde x eksi 1'e eşit olduğunda bir bakalım f eksi 1'in 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet bunu işaretleyelim ama daha iyi bir renk kullanırsam daha iyi olur. İşte burası yapmak istediğim f(x)'in bu nokta çevresinde neye daha doğrusu hangi doğruya yaklaştığını bulmak. Böyle söyleyince daha anlamlı olduğumu bilmiyorum ama yapmak istediğimiz şey bu. Bunu yapmak için de bu noktadaki teğetin denklemini bulmamız gerekiyor. Çizmemi isterseniz bu noktadan geçen teğet buna benzeyen bir doğrudur. Ve eğer dikkat ederseniz x eşittir eksi 1'den uzaklaştıkça bu teğetin fonksiyonumuz için çok da iyi bir yaklaşım olmadığını görebiliriz. Eğer x eşittir eksi 1'e yakın kalırsak, bu teğetin f(x) için son derece iyi doğrusal bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün. Böylece biri size fx'in x eşittir eksi 1 etrafındaki doğrusal yaklaşımı nedir ya da en iyi yaklaşımı nedir deyip de size seçenek olarak doğru denklemleri verdiğinde sizden x eşittir eksi 1'den geçen teğetin denklemini bulmanızı istediğini öğrenmiş oldunuz. Hadi bakalım teğetin denklemini bulmak için bir bakalım herhangi bir doğrunun denklemini y eşittir m e çarpı x artı b formunda yazabiliriz değil mi? Buradaki m eğim, b de y ekseni kesim noktasıdır. Bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Mesela nokta eğim yöntemi de işe yarayacaktır. Bunu y eksi bu doğru üzerinde yer alan bir noktanın y koordinatı eşittir. m çarpı x eksi x 1 yani az önceki noktanın x koordinatı formülünü kullanarak da yapabilirsiniz. Nokta eğim formülünü y eksi y1 bölü x eksi x1 eşittir. Eğim olarak yazmayı tercih ettiğimi de hemen eklemek isterim. Bu arada eğer dikkat ederseniz yani eğer x1 virgül y1 bu doğru üzerindeki bir noktaysa bu nokta ile başka bir nokta arasındaki eğim doğrunun eğimine eşit olacaktır. Dediğim gibi doğrunun denklemini bu formüllerden herhangi birini kullanarak bulabilirsiniz. İsterseniz işe teğetin eğimini bularak başlayalım ve tahmin ettiğiniz gibi bunu bulmak için türev alacağız. f(x)'i bir kere daha not edeyim. Hatta bu defa x eksi 1 üzeri eksi 1 olarak yazalım. Böylece zincir ve kuvvet kuralını kullanacağımız biraz daha açık oluyor. fx'in x'e göre türevi x eksi 1 üzeri eksi 1'in x eksi 1'e göre türevi kuvvet kuralını kullanarak eksi 1 çarpı x eksi 1 üzeri eksi 2 diyebiliriz. Bunu bir de x eksi 1'in x'e göre türevi ile çarpmamız lazım. Bunun 1'e eşit olduğunu da biliyoruz. Çünkü x'in x'e göre türevi 1, eksi 1'in x'e göre türevi de 0'dır. Çarpı 1 yazalım. Aslında yazmamıza gerek yok çünkü bunun değerini değiştirmeyecek. Ve şimdi de bunun eksi 1'de aldığı değeri bulmamız lazım. f üssü eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü eksi 1 eksi 1 üzeri 2. Burası eksi 2 eder. Karesini alınca da 4 buluruz. Yani sonuç eksi 1 bölü 4. Teğetin eğimi neymiş? Şöyle yazalım. M eksi 1 bölü 4'e eşit. Ve artık denklemi yazmaya hazırız doğru üzerinde bulunan bir x1 y1 çiftine sahibiz öyle değil mi? x eksi 1'e eşit olduğunda şuraya yazayım. f eksi 1 eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Bu noktanın yani eksi 1 virgül eksi 1 bölü 2'nin hem eğri hem de teğet üzerinde yer alan bir nokta olduğunu biliyoruz. Çünkü bu eğri ve teğetin kesiştiği noktadır. O halde buradaki formüllerden herhangi birini kullanarak teğetin denklemini yazmaya hazırız. y eksi y1 yani eksi 1 bölü 2 eşittir eğim yani eksi 1 bölü 4. Şu anda nokta eğim formunu kullandığımı da fark etmiş olmalısınız. Çarpı x eksi x1 yani eksi 1. Hepsini tek bir renkle yazalım. y artı 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı, isterseniz şu parantezi de açalım. Eksi 1 bölü 4, x eksi 1 bölü 4. İki taraftan 1 bölü 2 çıkaralım. y eşittir, eksi 1 bölü 4, x. Burada eksi 1 bölü 4 var. Bundan bir de 1 bölü 2 çıkarırsam, eksi 3 bölü 4 elde ederim. Evet, eksi 3 bölü 4. Bu denklem grafik üzerinde çizdiğim doğrunun denklemine de çok yakın. Baksanıza bunun y eksenini kestiği nokta eksi 3 bölü 4 gibi görünüyor. Evet işte bu kadar. Bu doğru ya da bu denklem diyelim x eşittir eksi 1 etrafında doğrusal olmayan bu fonksiyon için son derece iyi doğrusal bir yaklaşım veya linearizasyondur. Bu noktada bize doğrudan x eşittir eksi 1'den geçen teğetin denklemini neden sormadıklarını merak ediyordu olabilirsiniz. Böyle de yapabilirlerdi ama soruyu bu şekilde sorduklarında fonksiyonun x eşittir eksi 1 çevresindeki yaklaşımı için teğetin denklemini kullanabileceğinizi düşünmemiz gerekiyor.